Birebir aynı küpür. İki küpür. Bu durumda iki seçenek var. Alev Coşkun'un bu küpürü 8 ay sonra polise verdiğine göre küpürün kendisine ait olup olmadığını sorduk. El yazısının ne bu dedi? Çizgilerin mahkemedeki ifadesinde dedim ki ben çıktım. Alev Bey'e soruyorum. 1 Kasım'daki bu küpürdeki bu el yazısı, bu çizgiler size mi ait? Evet. Tamam. Şimdi ben de bunu sordum. Bana verdiği cevabı söylüyorum. Alev Coşkun'un cevabını söylüyorum bana. Alev Coşkun dedi ki Enver Bey dedi, bu el yazısı benimdir. Bu el yazısının benim olmasının yanı sıra olayın mahkemede önüme geldiği zaman da yaptığım açıklamayı buradan yapmak istiyorum dedi. Bunu da eğer Akın Bey itirazı varsa lütfen söylesin. Ben Alev Bey'in aktardığı şeyi size söylüyorum. Çünkü Akın Bey bana dedi ki telefonla konuştuğumuzda lütfen aklınızdaki tüm soruları gidip Alev Bey'e de sorun dedi. Doğru mudur? Evet. Ben de gittim sordum aklımdaki olan soruları ve detaylı inceledim. Alev Bey de bana anlattı. Alev Bey dedi ki bir CUMOK toplantısında. CUMOK nedir Akın Bey? Cumhuriyet Okurları Topluluğu. Bir tür dernek gibi bir şey. Değil. Yasal değil. Yani, şey, bir platform. Bir platform. CUMOK'larla bizim yaptığımız bir toplantıda, bir söyleşide oradaki insanlarla çizerek bu kadar da olmaz Fethullah'ı manşete çıkartmışlar. Dediğim yazıyı birisi benim elimden alabilir miyim dediğinde al tabii kardeşim az önce olduğu gibi dedim ve o fotokopiyi çekip çoğaltmışlar dedi. Kesinlikle buradan bir iddiam yok dedi. Bu bir. Bana dediği şeyi söylüyorum. Alev Bey şey... bu çok ikna edici değil. O tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Başka şuna da bir açıklama getirsin. Siz gösterin. Onu yine seyirciye gösterin. Siz bana gösteriyorsunuz. Televizyondayız. Şimdi burada bakın Yargıtay kararları diye ek sunuyor Alev Bey. Peki. Bir şunu da okuyayım isterseniz. Devam edin siz. Sayın Alev Coşkun'un mahkemedeki beyanını okuyorum. Doğruysa lütfen doğru deyin. Onu da paylaşmak istiyorum. Güray Öz, Hakan Kara, diğer arkadaşlarım. Ben bu arkadaşlarımın geçmişini biliyorum. Bu arkadaşlarla 22 yıl beraber çalıştım. Yaşam biçimini biliyorum. Bu arkadaşlarımdan terörist çıkmaz. Bu arkadaşlardan FETÖ'cü olmaz. Bu arkadaşlarımızın yüksek mahkemenizden tutuksuz yargılanmalarını rica ediyorum. Dedi mi? Evet. Hemen peşine devam etti ama. Ben şimdi bunu, siz resmin bütününü görmek istiyor musunuz? Söyleyeyim, ben bunu medyadan okuyorum. Ben de size 25 Eylül 2017 biz tutukluyuz. O celse Kadri Gürsel tahliye oldu. Alev Coşkun'un tanık olarak dinlendiği celse elimdeki duruşma tutanağı. Bakabilir miyim? Ben okuyacağım buradan. Tamam, bundan. Sonra bakayım o zaman. Şimdi bakın, izleyici kolayca anlayacak. Tamam. Hiç benim tek virgül ve kelime katkım olmadan duruşma tutanağını okuyorum. Sanık müdafi avukat Toray Pekin. Alev Coşkun tanık. Ben size önce tutuklama kararının ilgili bölümünü okuyacağım oradan. Tanık Alev Coşkun. Ama ben o günkü yaptığım tanıklığın arkasındayım. O gün bana sordular. Bunlar FETÖ'cü mü dediler. Ben FETÖ'cü olup olmadığını bilmem dedim. Bilemem dedim. Benim elimde devletin yetkileri yok. Cevap. Biraz önce sizin dediğiniz şeyi söyledikten bu iki sayfa sonra bunu duruşma tutanağında. Peki. Şimdi ama lütfen zamanınız daralıyor. Hayır buyurun. Ben sözünüzü kısmak değil. O zaman müsaade edin okuyayım. Devam edin. Herkes anlayacak. Tamam. Avukat Tora Pekin. Bu yazıların bir suç oluşturduğunu mu düşünüyordunuz? Emniyete bu yazıları veriyorsunuz tamam, bu iki günlük gazeteyi. Tanık Alev Coşkun. Hayır. Avukat Tora Pekin. O yüzden mi teslim ettiniz? Tanık Alev Coşkun. Hayır. Tora Pekin. Alev Bey, peki suç oluşturmadığını bildiğiniz bir yayını polise niçin bildiriyorsunuz? Tanık Alev Coşkun. Efendim? Avukat Tora Pekin. Suç oluşturmadığını bildiğiniz bir yayını bir ceza soruşturmasında tanıklık yapmaya giderken niçin bildiriyorsunuz? Alev Coşkun. Efendim şimdi bana soruyor. Diyor ki siz neden dava açtınız? Neden Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü yöneticileriyle uğraşıyorsunuz? Ben diyorum ki çünkü hukuka aykırı hareket var. Tora Pekin. İfadenizi olduğu gibi okuyacağım emniyet ifadesini kastederek. O bölümünü ifadenizle diyorsunuz ki atlayarak okuyorum tamam. İfadesinden. 23-24 Mayıs 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin baskıları çok önemlidir.
dinci ve tarikatçıların haberleri de asla ilk sayfadan verilmemesi bir kural iken, ki Uğur Mumcu'nun haberlerini gösterdi avukatımız, hı, Cemalettin ama Kaplan'la ilgili. Şey farklı tabii onun. İtirazı 23 Mayıs 2015 tarihli gazetenin, oraya dalmayacağım. Tamam. İlk sayfasında ve Cumhuriyet logosunun yanında FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in fotoğrafıyla birlikte "Fakirhaneme malikane" diyor sözleri servis edilmiştir. Alev Coşkun'un emniyet ifadesinden. Okuyor. "Bu haberlere ait fotokopileri ifademin ekinde sunmak istiyorum." Emniyet ifadesi Alev Coşkun. Ama zaten bunları reddetmiyor. Hı. Şimdi Tora Pekin diyor ki bu ifadenize ilişkin birkaç soru soracağım. Ama önce iki tane ara sorum var. Hı hı. Bir, anlamak için soruyorum. Yapılan soruşturmadan kastınız nedir? Çünkü o ifadesinin sonunda şöyle bir ifade kullanıyor Alev Coşkun. "Bu iki başlık bizleri çok üzdü ama kenarda mecburen sessizce bekleyerek yapılan soruşturmanın bitmesini bekledik." Bakın gözaltından bir gün sonra verdiği ifade. Yapılan soruşturmanın bir... Tora Pekin de diyor ki anlamak için soruyorum. Yapılan soruşturmadan kastınız nedir? Yapılan soruşturmanın bitmesini bekledik bizler diyorsunuz. Hangi soruşturmayı kastettiğinizi anlamak istiyorum. Savcılık soruşturması mı, başka bir soruşturma mı? Alev Coşkun, sessizlik. Tora Pekin, hatırlayamadınız. Peki, bunu tamamlayalım. Çok az var zaten, tamam. Ben ara atlıyorum. Çünkü olayın esası bu. Hayır, esası bu. Şundan dolayı söylüyorum. Seyircinin bunu takip etmesi, bütün soruşturmayı takip etmesi mümkün değil. Kritik yerleri okuyun. Çok kritik yer. Tamam. Ceza davası, hukuk davası arasında ilişki var mı? İtirazım buradan çıkıyor. Yok. Anlaşıldığını varsaydığım için söylüyorum. Tora Pekin. Bu şey meselesine geleceğim. Demin de ifade ettiğiniz ceza davasıyla, ceza soruşturmasıyla vakıf davası arasında irtibat var mı yok mu meselesine döneceğim tekrar. Alev Coşkun, evet. Siz demin de söylediniz bunu ama o dönemi hatırlatmak bakımından. Oda TV internet sitesinde 27 Mayıs 2017 sizin bir açıklamanız yayınlandı. Hı hı. Orada diyorsunuz ki, Alev Coşkun orada diyor ki, bizim hukuk davamız ile Silivri'deki tutuklamaları, hı-hı, savcının açtığı ceza davasına bağlamaya çalışıyorlar ve böylece bir algı operasyonu yapıyorlar. Tora Pekin, ceza soruşturmasıyla, ceza davasıyla vakıf davasının arasında bir, Alev Coşkun, irtibat yoktur. Hı-hı. Yoktur demiş. O da onun tezi. Peki. Tora Pekin diyor ki bakın, yoktur, tamam, diyor. Siz yoktur demiş diyorsunuz ya. Hayır, o öyle demiş. Savu o zaten. Ben olduğu gibi okuduğum için hiçbir, tabii, yorum yapmıyorum. Yoksa sizin iki katınız yorum yaparım ama tutanak ben gösteriyor. Yorum, bakın. Ben daha hiç yorum yapmadım bununla ilgili. Savunmanın buradaki temel itirazı vakıf davasının, hukuk davasının ceza dosyasına ithal edilemeyeceği, bu davanın asla konusu olamayacağı. Bizim iddiamız bu. Bizim iddiamız bu ama bunun burada tartışılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi sizin yapmış olduğunuz tanıklık. Siz çağrıldığınızda ifadeye vermeye giderken yanınıza bir belge daha almışsınız. Bu belgenin ne olduğunu söyler, tamam, misiniz? Tamam, bunu söylediniz az önce. O belge değil bu. Bu sizin, başka bir belge. Şunları alayım ben. Vakıf davası belgesi. Tamam. Şu anda daha okuyarak bulandırmayalım, sorulara cevap verin lütfen. Çünkü anlaşıldı durum. Siz diyorsunuz ki iki dava, yani yanlışsam düzeltin, iki dava arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Dolayısıyla biz bu ithamdan dolayı hapiste yattık diyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Şimdi, ben demiyorum. Onu da lütfen ben demiş olmayayım. Size gerekçeli kararı okuyorum. Tamam, peki. Hakkımızda, benim hakkımda 8 yıl, bazı arkadaşlarımız 7,5 yıl, 6 yıl ceza verilen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararının 45. sayfası. Peki. Mahkememizce sanıklar yönünden değerlendirmeye alınan deliller. Bir nolu delil. Mahkemenin bizim mahkumiyetimize esas aldığı bir nolu delil. Okuyorum aynen. Hı. Bu davada en temel tartışmalardan ve delillerden birisi, Cumhuriyet Gazetesi'nin terör örgütlerine yardım konusunda irade koymasına olanak tanıyan yönetim ve kadro oluşturulurken bunun aslında başlangıç noktasının vakıfta yapılan tartışmaları, usulsüzlük iddiaları yargıya taşınan seçimler olmuştur. Bu konuda bunu tanık olarak dinlenenler dahil... Hayır, bu mahkemenin gerekçeli kararı. Mahkeme gerekçeli kararı. Bu konuda tanık olarak dinlenenler dahil
dosya içerisinde yer alan ve vakıftaki seçimin ne gibi sahiplerle yapıldığını dile getiren gazetenin eski yazarları, yöneticileri mevcuttur. Tamam, bu da burada anlaşıldı. Mahkememizin sanıklar aleyhine kabul ettiği husus, gerek tanık İnan Kıraç beyanı, gerek Mustafa Balbay açıklamaları, gerek Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ve bilirkişi açıklamaları çerçevesinde genel kurullarda sanıkların tek tek yer almaya başlaması, bu seçimlerin şaibeli ve tartışmalı olması konusundaki peki, realite. Son 10 dakikaya gireceğiz. Anladım ben onu. Çünkü onları da alacağım. Çünkü bunları daha sonra bana, bunlar gerçi var internette. Şimdi var, bakın. Var, var, hepsi var. Bunlar dediğim gibi gerekçeli karar. Hayır, şimdi onu da sonuna alın. Şuraya geleceğim. Onu da adil olmak açısından. Alev Coşkun'un mahkemedeki beyanı şurada. Benim okuduğum size mahkemedeki beyanı. Evet evet. Hı. Orada bir başka yeri de ben buradan okuyayım ki kimsenin hakkını yemeyelim. Biyanet'ten okuyorum aynı zamanda. Oda TV'den de okuyorum. Alev Coşkun, ben demin bu arkadaşların FETÖ'cü değil dedim diyor. Ama arkasından da diyor ki bizim gazetemizdeki gelenek itibariyle bunlar da olmaz diyor. Gazetede bunu delil olarak kullanıyor. Doğru mu, anlaşıldı mı? Doğru anlaşıldı. Hayır, ben bir yerde böyle diyor. Hakkaniyetli davranmak için söylüyorum. Şimdi yani gelelim. Siz hakkaniyetli davranacaksanız gerçek şu. Bu mektubu Cumhurbaşkanlığına Mart 2016'da veriyor. Orada gazete FETÖ'nün eline geçti diyor. Organik bağ oluştu diyor. Bütün delilleriyle burada. Onu da alayım. Mahkemeye gidiyor. Mahkemeye gidiyor. Tanıklık yapıyor. Ben size birebir tanık ifadesini okudum. Şimdi şuraya gelelim. Ben anladım sizin dediğiniz şeyi. Siz diyorsunuz ki ben anladığımı söyleyeyim. Sorularıma devam edeyim. 10 dakikam kaldı. Çünkü en kritik iddia buydu. Gerisi palavra zaten. Yok, ceza davası ile hukuk davası arasında hiçbir ilişki yoktur. Tam. Başkaları dile getirdi. Tam da aynı sürecin birbiriyle kopmaz ilişkisi olan iki dava. Akın Bey, şeffaflaştıralım meseleyi. Bu konudaki diğer bütün teferruattan ziyade ana fikir buydu. Diğerleri başka meseleler. Vakıfı öyle oldu, böyle oldu. Sizin iddianız biz bu ihbar mektubunu yazan Alev Coşkun'du diyorsunuz. Evet. Bu Alev Coşkun'un yazmasından dolayı vakıf davasıyla birleştirildi bu dava. Ve bunun, soruşturma da bu nedenle başladı. Ona göreceğim. Bu nedenden başladı. Ve bunun sonucu olarak da diyorsunuz, sizin evet. iddianızı söylüyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Evet. Siz bunun karşılığında da diyorsunuz ki neticede biz ceza aldık ve ama Alev Coşkun bizim Fethullahçı ya da terörist olduğumuzu düşündüğü için değil, hırsından dolayı bunu yaptı diyorsunuz. Benim anladığım bu. Gazeteyi ele geçirmek tamam, için bu. İktidarla işbirliği yaptı. Tamam, iktidar sarayın gazetesi oldu diyorsunuz. Tamam. Cumhuriyet Gazetesi'nin sarayın gazetesi oldu. Hayır, hayır, hayır. Şimdi, şöyle bak. Şimdi ben sorularımı sorayım, 10 dakika. Cumhuriyet Gazetesi'nin AKP yandaşı gazete olduğunu düşünmüyorum. Tekrar ediyorum. Daha söyleyeyim, net söylüyorum. Biz bugünkü Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının, içinde benim de olduğum yazarların Saray Gazetesi'nde yazdığını, sarayın yandaşı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, hayır. AKP yandaşı olduğunu düşünmüyorum diyorum. Bırakın sarayı, daha geniş tamam, bir şey. Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet Gazetesi'nin kariyeri olan ve defalarca mahkemelik olmuş olan Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak saraya uygun bir gazete yaptığını düşünüyor musunuz? Öyle bir şey düşünmüyorum ama o mektupta biz bunlar gibi muhalefet, hainlik yapmayacağız, muhalefet yapacağız diyor biliyorsunuz. Biz bir şey söyleyeceğim. Mektup ayrı. Aykut Küçükkaya'dan söz ediyorum. Yok yok, hayır hayır. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Bugün gazeteye gelen arkadaşlarım, Özdemir İnce, Yazgül Aldoğan, Barış Terkoğlu hapis yattı. Benim gibi birçok başka isim daha var. Ben bunların AKP yandaşı olduğunu hiç düşünmüyorum. Bunları şeffaflaştırmam lazım, deminkiler gibi. Mustafa Balbay'ın AKP yandaşı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Alev Coşkun'un AKP yandaşı olduğunu düşünüyor musunuz? Alev Coşkun biraz farklı bir insan, ona hiç girmeyelim. Hayır, AKP yandaşı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, AKP ile işbirliği yapmış. İşbirliği. Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetiminin başına geçmek için açıkça Cumhurbaşkanlığı ile işbirliği yapmıştır. Gördüm. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü Cumhurbaşkanlığı anladım. Üzerinden devreye sokmuştur. Bir şey daha soracağım. Mahkemelere eklemiştir. Siz bana bir şey soruyorsunuz ya. O zaman bunu gösterelim. Bunu siz gösterir misiniz? Verin, rica tabii, 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 tabii. Bakın bu. Ben bunu gördüm. Bize soruşturma açılmadan bir ay önceki izin verin, tweet. İzin verin, onu vereceğim. Hı. Mustafa Balbay'ı bağlayın arkadaşlar. Bir de Şaban Bey'i arayın. Bir 10 dakika daha alalım, öyle bitirelim. Şu yukarıdan da bana sürekli baskı yapmasınlar. 14'te bağlayalım işte. Mustafa Balbay bağlanacak. Balbay bağlanmadan şunu okuyayım. Kabul ediyorum, onu ben göstereyim. Tamam, okuyayım size vereyim. Cem Küçük, 19 Temmuz 2016. Bize soruşturma Ağustos ayında açıldı ve ilk tanığı bize açılan soruşturmanın. Şöyle bir tweet atıyor 19 Temmuz'da.
FETÖ'nün ele geçirdiği Cumhuriyet mahkeme kararıyla asli sahibine iade edilecek. Alev Coşkun haklı davasını kazanacak. Göstereyim. Daha hukuk davasının birinci celsesi olmuş. Bağlay tamam mı? Değil tamam. Bakın bu da devamı tweet. Aynı gün. Bağlayın. Aynı gün. Gazeteyi FETÖ'ye teslim eden Akın Atalay Can Dündar Cuntası tasfiye edilecek ve yargılanacak. Gazete Atatürkçü çizgiye geri dönecek. Cem Küçük bunları evet. söyledi biliyorum. O bunu söyledikten bir ay sonra bir savcı Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasını başlatıyor ve daha olayı polise göndermeden ilk olarak şimdi, Cem Küçük'ü tanık olarak dinliyor. Şimdi Balbay bağlanana kadar biz netleştirelim. Hazır mı? Mustafa Balbay. Ha, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, cevap hakkını söylemiştim. Şeyi okudum. Evet. Bana gönderdiğiniz mesajı okudum. Aynen. Evet. Adil bir yayın yapma mecburiyetinden dolayı. Daha benim sorularım var. Bu sorularıma da yanıt verecekler. Çünkü daha şeye gelemedik. Zaten bu konu kapandı şimdi. Sizinle birlikte kapanacak. Benim sorularıma geçeceğiz. Buyurun. Şimdi tabii sevgili Aysever, konu çok... taraflı, daha doğrusu çok değişik boyutları var. Ben de bunun genel anlamda halk bile olsa medya önünde Cumhuriyet'in artık bu yanlarıyla öne çıkmamasını arzu ederdim ama hani hem şahsımla ilgili hem de genel hani Cumhuriyet'le ilgili bağlanmayı zorunlu hissettim. Birincisi, şimdi ben yazılarıma son verildiğini isim de vereyim. Yazışları Türü Tahir Özgürsever'den öğrendim. Senin yazılarına son verildi. Haberin yok mu dediler. Çok ağır geldi bana. Orhan Erinç'i aradım. 3 kez aradım ve telefonuma çıkmadı. Ardından da Akın Atalay'ı aradım. Dedik Orhan Erinç sana bilgi verecek dedi. O zaman madem yazılarıma son verdiniz, bir belge verin bana. Hani yazılarınız artık son verilmiştir deyin dedim. Ertesi gün sevgili Akın Atalay bana cep telefonumda hala var. Senin istediğin gibi bir belge veremeyeceğiz bilgine dedi. O gün de gazetede ABAN toplantılarının ne kadar önemli, demokratik bir güzel olduğuna ilişkin bir yazı vardı. O gün. Ve bir yazar da ABAN toplantılarının çağrısı olduğunu söylemişti. Ben bunu tamamen bir yayın çizgisi tartışması olarak, hiçbir hani dışarıya dönük bir davanın konusu vesaire aklımın ucundan dahi geçmeyeceği şekilde gazetenin yayın politikasında ABAN toplantılarını övmenin hakikaten aynı günde Mustafa Balbay'a sen artık aktif siyasetçisin diye yazılarını son vermenin kabul edilmez olduğunu vurgulamak için kamuoyuna bir 7-8 cümlelik bir açıklama yaptım. Tek cümlesinde sosyal medyadan duyurdum. Ertesi gün bir gün gazetesi benimle röportaj yapmak istedi. Reddettim. Altını çiziyorum. Reddettim. Onlar sadece benim bir gün açıklamalarımı derleyip toparlayıp o başlığı atmışlar ve o başlığı kabul etmediğimi de ertesi gün açıklamayla duyurdum. Çok net söylüyorum. O başlığı kabul etmedim, ertesi gün duyurdum. Ardından sevgili Aysever, ben bu gözaltılar başladı 31 Ekim günü Halk TV'de bu davayı reddettiğimi, kabul edemez bulduğumu o gün itibaren ısrarla vurguladım. Ve şu cümleyi kullandım. Şu cümleyi çok önemsiyorum. O gün hissettim bunu. Çünkü benim de adımın geçtiği, efendim Balbay da şu tweet'i atmış denince bu dava dedim. Cumhuriyetçilere kırdırmak için açılmış bir dava dedim. Ve o günden itibaren hem sevgili Akın Atalay'ın mesajlarında, davalarda aleyhime o kadar çok şey söylendi ki. Ben şunu düşündüm. Özgürlük mücadelesi varken hiçbir şey söylenmez. Sen bu davayı reddet. Bu iddianamayı kabul etmediğini meclis kürsüsünden kamuoyuna kadar her yerde söyle. Öncelikle özgürlük mücadelesi dedim. Bunun hem tanıkları var hem meclis kürsüsü var, tutanakları var. Çünkü o mücadelenin ne demek olduğunu ben biliyorum. O yüzden de cezaevine gittim. Bazı arkadaşlarla görüştüm, bazılarıyla görüşemedim. Onlara da söyledim. Sevgili Hakan Kara, Güray Öz, hani görüşebildiğim arkadaşlar olarak söylüyorum. Bu dava özellikle son, işte 31 Ekim'de bütün Cumhuriyet yazarlarının, yöneticilerinin tutuklandığı, yargılandığı ve şu anda devam eden bu dava Cumhuriyetçilere kırdırmak içindir. Ben bu davanın kimi ayrıntılarını şu anda sevgili Akın Atalay'ın söylediği gibi işte iddianamenin gerek yargının ve kararın gerekçesinde 45. madde diye oraları kıymet vereceğime bu davayı reddederdim. Bu davayı kabul edemez bulurdum. Bu davanın bizi bize kırdırmak üzere olduğunu
söylemesini beklerdim. Bu davanın neresi ciddiye alınabilir ki? Kaldı ki Ergenekon davasında da ben Cumhuriyet gazetesi bomba atanlarla yan yana yargılandım. Onun devamıdır bu dava. O nedenle özellikle şu aşamada iktidarda AKP varken bizim birbirimize yani düşmemeyi demeyeyim ama hakikaten birbirimizle uğraşır olmamız hüzün verici. Ama gazetenin çizgisiyle ilgili tartışmamız da gerçek. Çünkü ben sevgili Aydın Engin'in daha gazeteye geldiği gün Akın Atalay yayın kurucu vakfın oy birliğiyle yazı yazmaya başladığı dediğinde o gün kamuoyuna açıklama yapma gereği duydum. Aynen şu cümleyi kullandım. Dedim ki Aydın Engin'in düşüncelerini kendi düşüncesine yakın bir gazetede yazmasını dilerim. Ancak Cumhuriyet'te yazmasına karşıyım dedim. Bu ciddi bir çizgi tartışmak dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikasıyla ilgili tartışmayı bu FETÖ'cülerin ya da onun işbirlikçilerin bu büyük yargılamaların kendilerine malzeme yapmasını reddediyorum. Çok alçakça buluyorum. Ve buradan bir şey üretilmesi karşısında da ceza davası üretilmesi karşısında da hepimizi daha sağduyulu davranmaya çağırıyorum. Ben hala bu noktadayım. Önümüzdeki günlerde eğer ola ki bu dava mahkeme söz konusu olduğunda savunan yazıda yazacağım. Ben Cumhuriyet'e döndüğümde ilk yazımda da dedim ki şu anda süren hukuksuzlukların tümüne karşı eğer kalem gücü bizdeyse karşı durmak hepimizin sorumluluğundadır dedim. Sevgili Atalay her şeyi yarım anlattı. Yarım bilgi doğru bilgi değildir. Her şey ama altını çiziyorum. Benim üstüme vazife değil, Utku Çakır Özer'le ilgili de yarım. Biz de tabii bizim İlhan Selçuk'tan gelen bir geleneğimiz var. Vakıfta her şeyi konuşuruz Sayın Aysever. Muhalefetimizi yaparız, doğruyu yanlış söyleriz. Sonrasında karar alındığında hepimiz altına imza atarız. Bu İlhan Selçuk'un bize böyle hani yıllar içinde hani geliştirdiği, ona saygımızın devamı olarak gelişti. Ben bu geleneğin sürmesini yürekten arzu ettim. Peki. En başında karşı çıktığınız, hani yanlış ters düştüğümüz ya da farklı baktığınız diyeyim. Gazetenin küçülmesi gerektiğini söyledi. Tamam. Küçülmesi yani daralacak ekleri sevgili Balbay, kapatalım dedi. Ben dedim ki arkadaşlar yapmayın dedim. Küçülerek değil, büyüyerek çıkalım bu krizden. Gazetenin yeni ekler çıkartalım diye. Orada başladı farklı görüşümüz. Maalesef her şeyi çok yarım anlattı. Ama ben bu çalışmaya devam etmek istemiyorum. Kesinlikle bu davaların cumhuriyetçileri cumhuriyetçilere kırdırmak olduğunu görüyorum. Bu aşamadan sonra herkesi ne olursa olsun sevgili Akın Atalay'la Cumhuriyet Gazetesi'nin güçlü ama ola ki yanlışımız varsa onu da söylesin. Yani oralarda da sorumlu davranmaya davet ediyorum sevgili Akın. Teşekkür ediyorum. Reklama gideceğim. Reklamlardan sonra bir 15 dakika daha program yapacağız. Yalnız değerli Mustafa Balbay, teşekkür ederim. Ben açıkçası Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyan, boş verin yazmayı, okuyan, İlhan Selçuk'u seven, Ali Sirmen'i seven, Işık Kansu'yu seven, onları insanları tanıyan, cumhuriyetçiliklerine inanan, bunun içerisinde Emre Kongar'ı, Orhan Bursalı'yı, herkesi, Şükran Soner gibi bir ismi, Hiya Seyit Nur'u falan, buralardan bir kere AKP'li falan çıkmaz. Bu insanların hemen hemen tamamı gerçekten Türkiye'de emek vermiş insanlardır. Fakat reklamlardan sonra kimlerden AKP'li çıkabilir konuşacağız. Mesela Aydın Engin'den AKP'li çıkar mı? Mesela Nuray Mert'ten AKP'li çıkar mı? Ahmet İnsel'den AKP'li çıkar mı? Onları da konuşacağız. Olur. Hay hay. Çünkü o yazıların tamamı şey. Fakat bir söyleyeceğim. Sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen tweet atın. Canan Coşkun oradan sürekli sosyal medyadan, çünkü çok tetikçisi var bu liberallerin. Canan Coşkun eski Cumhuriyet çalışanı. Başarılı bir muhabirdir. Adliye muhabirdir. Ahlaklı değil şu anda. Onun cevap hakkıdır. Hayır, lütfen ne olduğunu bilmiyorum. Bir dakika, lütfen tweet at. Çünkü sinirlendim. Canan Coşkun, biz Taksim'deyiz. Eğer çok yakındaysan gel burada konuş. Aynı şeyi Kemal Göktaş da yaptı. Dürüst olsunlar. Ben burada Akın Bey'e verdiğim her sözü tuttum. Tuttum mu tutmadım mı? Söz hakkını hepsini yayınladım, aldım. Bunları yine soracağım. Ben hiç kimsenin arkasından konuşmadım. Canan Coşkun, daha sen gençsin. Ben burada FETÖ'cü haberi falan demedim.
Akın Atalay oku dedi ve okudum. Okumadın mı haberi? Okudunuz evet. Okudum. Ben Akın Atalay'a bir saygısızlık yapmadım. Bir terbiyesizlik yapmadım. Akın Atalay'ın cevap hakkını alabildiğini kullandırdım. Üstelik de sizler gibi de yapmadım. Ben o gazetenin yazarı olduğum halde adil davrandım. Sinirlendiğim şey şu. Bu liberal terbiyesizlik öyle bir noktaya geldi ki artık oturduğu yerden sallıyor. Oturduğu yerden sallıyor. Kusura bakmayın. Eğer istiyorsan Canan Coşkun gel stüdyoya, ben buradayım. Oradan sallamayacaksın. Telefona bağlanacaksınız. Ben Akın Bey'e hiçbir saygısızlık yapmadım. Yaptıysam söylesin. Bu çok ayıp bir şey. Ben konuyu bilmediğim için bilmiyorum. İşte yazıyor sizi. Önünüzde sizi de şey yapıyor. Benim sadece yok içimden gelen mesajlar var. Böyle bir şey yok. Bakın şunu ben buradan zaman... sosyal medyayı izlemiyorum, o nedenle yanılıyorsun. Hayır, ben görüyorum şu anda. Çok kritik bir şeyden söz ediyorum. Şimdi reklama gideceğim. Çok kritik bir şeyden söz ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin en eski gazetesidir. Az önce dedik ki Akın Bey, Cumhuriyet Gazetesi'ne zarar gelirse hepimize zarar gelir. Evet, o yüzden biz 5 hafta sustuk. Köşeler gelip geçer. Ben Aykut Küçükkaya'ya burada Cumhuriyet seçimleriyle ilgili 3 dakika konuştu. Ben izledim. Sadece yapacaklarını anlattı. Aykut Küçükkaya mesela aleyhinde konuşmadı. Şimdi ama onu... mesela yolsuzluk ithamında bulundu. Var. Ama sizin konuşmak istediğiniz konular, bize yöneltilen suçlamalar... Konuşalım dedim. Ha, bunu da konuşalım yok, dedim. Tamam. Akın Bey... Hayır, şu anda dediniz ya Aykut Küçükkaya sadece 3 dakika... 3 dakika, buna da ama yani... Verin. Hatta bakın size söyleyeyim. Üçüncü defa... Reklama gidiyoruz. Üçüncü defa çok üzüldüm. Süre, üçüncü siz defa de hatta 2 milyon mu falan diye böyle bir... Şaşırdınız. Tamam, reklama gidip gelelim. Üçüncü defa süre açtı Şaban Bey, Şaban Sevinç. Sırf bu iş aydınlansın diye. Normalde tamam, Aykut Küçükkaya 45 dakika konuştu. Teşekkür konuştum. Ederiz. Yani ben namuslu olma konusunda Canan Coşkun buraya geleceksin. Ekranda çıkacaksın buraya, oturup konuşacaksın. Reklama gidiyoruz. Değerli dostlar, bugün uzadık. Arada yayın kesildi. Son 3 soru soracağım. Bir 10 dakika içerisinde, 15 dakika içerisinde toplayacağız. Bu 3 soru... Bir 3 dakikada bana verirsiniz. Vereceğim tabii. Bu üç soru önemli soru. Bir, Nuray Mert biliyorsunuz AKP ile birlikte hatta kimi AKP'li bakanlarla birlikte o arkadaşlığı, dostluğu da olan bir insan. Ayrıca da olabilir, bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama somut veriler üzerinden konuşalım. Gazetede çıkan tartışmalardan bir tanesi Nuray Mert'in evrim karşıtı yazdığı bir yazıydı. Ve bu evrim karşıtı yazıya en sert cevabı da Orhan Bursalı verdi. Ve benim de içinde bulduğum pek çok insan Cumhuriyet Gazetesi'nin radikale dönmesinden pek de hoşlanılmadığı yönünde bir eğilim vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk önce Nuray Mert örneğinde olduğu gibi aydınlanma karşıtı, laiklik bu anlamda tabii Cumhuriyet vesaire tartışmasına girdiğimiz zaman evrim çok kritik bir konu. Tamamen böyle bir yazı yazmasını nasıl yorumluyorsunuz, doğru buluyor musunuz? Şimdi bu dediğiniz yazı çıktığı zaman biz tutukluyduk cezaevinde. Dolayısıyla bir gazete okuru olarak izleyebildik içeriden tabii. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Ben o gazetenin son dönemlerde icra kurulu başkanıydım. Hep şeyi söyledim. Editoryal bağımsızlık ilkesi geçerlidir bizde. Asla gazetenin yayınına, yazarlarına karışılmaz. Vakıf yönetim kurulunun ve İcra kurulu başkanında bu yetkisi yoktur. Eğer icra kurulu başkanının yazarlara, gazetede yayınlanan cak yazılara dair bir yetkisi olsaydı, size 2 tane örnek vereyim. Daha önce bu gazeteyle davalık olmuş eski cezaevleri genel müdürü Ali Suat Ertosun gibi, bu gazete o cezaevleri operasyonuna, ironik adıyla hayata dönüş operasyonuna dair onlarca haber yaptı. Orada 40 tane tutuklu hayatını kaybetti. Ve bunun baş sorumlusu Ali Suat Ertosun'du. Biz ayrıldıktan hemen sonra, bir hafta 10 gün sonra o gazetede bu kişinin yazısını yayınladılar. Bu gazetede... O dönemin bakanı da yayınlandı. Ama benim sorum bakın... Bu gazetede... Yanlışın doğrusu yanlış. Kenan Evren'in ölümü nedeniyle... Dedim ki bakın, giriş cümlem şu... Eğer icra kurulu başkanı olarak bir yetkim olsaydı. Tanet, ben onu söyleyeyim. Okur olarak. Tekrar ediyorum. Ali Suat Ertosun ve bakanın, dönemin bakanının hayata dönüş operasyonu. Sadece onlar değil. Bir dakika. Hayata dönüş operasyonu denen katliam süreciyle ilgili olarak sorumlu olduğu düşünen insanlarla ilgili meseleyi ayrı, onu da konuşalım. Ama ben size somut bir şey soruyorum. Bir okur olarak, bakın yetkili biri olarak değil bu konuda. Sorum şu.
çizgiden sapan bir yazı olduğu kanaatinde okurun rahatsızlığından söz ediyor. Okur rahatsızlığı. Siz okur olarak bunun yanında mısınız değil misiniz? Birincisi bu. Ne diyorsunuz bu konuda? Bakın ben bir okur olarak altını tamam, çizerek. Anladım. Ha, bir okur olarak bu gazetede yayınlanan her şeyden %100 mutlu olmadım. Kendi dönemimizde de mutlu olmadım. Her yazarların orada yazmasına bir okur olarak bakmadım. Peki, sıcak bakmadım. Peki o zaman şimdi yetkili olarak soruyorum. Aydın Engin'in yetmez ama evetçi değilim, babalar gibi evetçiyim diye yazısı var. Ben yetmez ama evet oyu kullanan biri değilim o referandumda. Onu başka şahsi bir soruyorum. Olarak. Aydın Engin burada yetkili miydi? Nerede yetkili? Gazetede yetkili mi? Hayır, hayır. Şirketin başında o yok muydu? En son dönem biz içeri girdikten sonra taşın altına elini sokmuş arkadaşlarımızdan biri. Tamam. Bir yetmez ama evetçinin, bir babalar gibi evetçiyim diyen birisinin, ben tekrar ediyorum suç bağlamında söylüyorum. Şimdi bakın beni Aydın Engin, sorun Ahmet mu İnsel bu? Vesaire adına cevap vermek şeyiyle okur olarak soruyorum. Bunu siz onlara sorun. Çünkü muhatabı onlar ve onlar cevabını verirler. Peki son bir soru daha soracağım. Ahmet İnsel'in Kemalizm'le Erdoğanizm aynı şeydir yazısını da okudunuz herhalde. Okudum. Ben tamam. O gazetenin iyi okurlarından biriyim. Tamam. Buna da katılmıyorsunuz o zaman. Şimdi asıl kritik soruya geleceğim. Katy Perry diye bir kadın görevini biliyor musunuz? Raportör. Nerenin raportörü? Avrupa Birliği Komisyonu'nun raportörü. Diye biliyorum. Evet. Bugün göreve gelen insanlara ultra milliyetçi, ultra Kemalist derken hadi sizin Alev Coşkun'la ihtilafınız var. Peki bu benim Alev Coşkun'la ihtilafım yok. Sizin demedim. Sizi kastı olarak demedim. Yani onu kenara koyarak söylüyorum. Gazetenin ele geçirdi dediğiniz isimler Barış davasından yatmış Ali Sirmen, Bilim Teknoloji'ye ömrünü vermiş Orhan Bursalı, Aydınlanmacı Emre Kongar, Türkiye'nin belki de en önemli yazarlarından biri. Bunlar bizim zamanımızda onu da yazarlardı. Onu söylüyorum. Bravo. Erinç Eldan, Ergin Yıldızoğlu, yeni gelen arkadaşlarımızı da katarak söylüyorum. Bu Avrupa Birliği'nden bu müdahaleyi normal buluyor musunuz? Müdahale değil bu. Ne? Bir kadın niye? Bir kadın bir görüş açıklıyor Türkiye raportörü olan. Neden başka bir şekilde bunu açıklıyor? Siz o görüşe katılmazsınız. Hayır, neden? Size rastlantı mı bu? Ya, rastlantı falan değil. Ben mesela bir hukuk olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman şöyle bakmamız lazım. Eğer bu süreçte ayrılan bizlerden yana görüş açıklayanların kimlikleri üzerinden bir şey yaparsanız bugünkü yönetimi destekleyenlere bir bakın. Mahmut Övürler, Cem Küçükler falan. Ben şimdi onlar bu yönetimi destekliyor diye, onların bir sözünü destekliyor. Oh Atatürkçüler geldi gazeteye diye onlara AKP yandaşı ilan edersem aynı hataya düşer. Yani birilerinin bir şey demesi üzerinden başkalarına bir şey yapmamak şimdi lazım. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Adil davranmak gerekiyor. Ali Suat Ertos'un başta olmak ya üzere. Bakın mesela bakanı, Nur içinde yat paşam sana minnettarız diye Kenan Evren'in ölümünde işte onun 12 Eylül dönemindeki her şeyine kefil olan adam, ismi lazım değil, siz de yazdınız bu konuda, onunla ilgili bir yazı da yazdınız. Celal Şengör bu gazetede düzenli, o dediğiniz bilim teknoloji ekinde düzenli yazılar yazıyor. Ama o zaman koşullar... Öyle bir yetkim olsa onu da engeller. Bakın mesela Celal Şengör'ün bilimsel yazısı... Celal Şengör bence bir problem. O zaman gazetede yazdığı yazıya bakacaksınız değil mi? Hayır, bağlamında söylüyorum. Bu konuda haklısınız. Celal Şengör bir problem. Ama sonradan deşifre olduğunu düşünüyorum. Benim programımda oldu bir de o Kenan Evren'le ilgili. Yani öyle o ayrıntılardan... Ama hayır, burada şu var. Bakın, ben size şunu önemsiyorum. Toparlamadan önce çünkü son bir soruya geçeceğim. Bu meselelerin bütünlüklü olarak baktığımız zaman Cumhuriyet'in sizin de yaptığınız tarifle Mustafa Kemal ile sosyalistlerin sentezleme olanağına bulunduğu bir mecra olarak görürüm ve ekolde İlhan Selçuk Uğur Mumcu ekolüdür diye bakarım ben açıkçası. Bu çizgide olması gerektiğini düşünürüm. Okur olarak söylüyorum bunu, yazar olarak söylemiyorum. Muhtemelen siz de okur olarak bu çizgiye aşağı yukarı. Yani burada tabii ki ben açıkçası Türkiye'de bakın şu çok kritik bir şey. Siz de bunu biliyorsunuz. Ahmet Altan'ın mesela aldığı ceza azdır, çoktur ayrı bir konu. Ama Taraf Gazetesi günlerce Cumhuriyeti, İlhan Selçuk'u hedef gösterdi. Tabii tabii. Taraf Gazetesi İlhan Selçuk'un ölümüne sebep oldular dolaylı olarak. Şimdi bu durumda Ahmet Altan'ın yazısı kondu Cumhuriyet Gazetesi. Yazısı konmadı. Bakın bir öyküsü kitap ekinde yayınlandı. Tamam ama... Ama bunu nasıl sundular? İmza. İyi de bunu nasıl sundular? Şimdi sizce bu adil bir şey mi? İkisi Ahmet Altan
Cumhuriyete yazar oldu diye sundular. Yok öyle değil. O değil. Bu adil bir hayır, yazar olmadı. İtham değil değil mi? Ya, yazar olmadı. Evet. Neyse. Benim tanık olduğum iki tane yazısı yayınlandı. Biri babasının öldüğünde 3 yıl önce. Babasıyla ilgili bir yazısı yayınlandı. Ki babası biliyorsunuz İlhan Selçuk'un ölmeden önce bile özel dostuydu. Bütün fikir ayrılıklarına rağmen. Bu olabilir. Ha. Ben bir şey demiyorum. Yaş günlerine giderdi İlhan abi. Bakın Ergenekon dosyalarına kadar girmişti o. Yaş günlerine gitmeyi hikayesi. İkincisi de bu son dönemde bir öyküsü Kitap Ekin'de yayınlandı. Şimdi bunu eleştirebilirsiniz. Ben zaten buna çizgi sorunu konuşuyorum. Bakın. Dava konuşmuyor. Bakın, çizgi sorunu. O zaman şöyle söyleyeyim. Çizgi sorunu da konuşmayacak. Tamam o zaman şöyle. Onu konuşmak tabii, hakkımız var. Yayın çizgisi. O dönem sapma var mıydı tartışması? Hayır. Cumhuriyet'in vakıf senedinin başlangıç kısmında ne yazıyorsa Cumhuriyet'in yayın çizgisi asla değişmedi. Yazarlarının %90'ı bizim dönemimizdeki yazarlardır. Aynı yazarlardır. Tasfiye falan söz konusu değildir. Ama bugünkü arkadaşlar siyasi çizgi, yayın çizgisi değişikliği diyerek bir şeyin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Neyin üstünü örtmeye çalışıyorlar? Söylediniz az önce. Neyin? Bir daha siz söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki o davayla şey buyurun. Hayır. Ahlaki bir problem var. Peki. Buraya geliş sebepleri, geliş yöntemleri büyük bir koalisyonla geldiler. Bu koalisyonun içinde Cumhurbaşkanlığına iktidara bağlı kurumlar da vardı. Bağımlı mahkemeler de vardı. Siz buna inanıyorsunuz. Onlar da cevap verdiler. Ben şimdi bitireceğim yayını. Bitirmeden önce bir size önemsediğiniz bir konuyu atlamamak için. Önce şunu söyleyeyim. Alev Coşkun'un bir yazısı var. Bu yazı üzerine cevap hakkı kullanmak istedik diyor Sayın Akın Atalay. Şimdi söyledi bana. Dolayısıyla Aykut Küçükkaya'nın buradaki yayını üzerine değil, bu yazı üzerine aslında cevap hakkı kullanıyorlar. Aslında doğrusu belki de bu yazı üzerine orada cevap verilmesiydi. Neyse onu bugün öğrenmiş olduk. Bu asıl hedef Atatürk ve Bağımsız Türkiye yazısı. Ben onu da çıktı aldım. Bu yazıdan söz ediyoruz. Doğru mudur? 21 Eylül'ün o. Evet, evet, evet. O yazı. İkinci sayfada. Evet, evet. Verebilir misin? Yok, yok. Biliyorum. Okudum yazıyı. Hayır. Şunun için söylüyorum. Bir yanlış anlama olmasın. Her şey şeffaf olsun. Hayır, hayır. Tabii, tabii. Bu yazı üzerine yeni geliyor. Yeni taraf olmaktan kurtardık gazeteyi evet, falan diye. Evet, o yazı. Şimdi ben toparlayacağım. Son soruya geliyorum. O son soruda size cevap hakkı vermek için. Aykut Küçükkaya, şimdiki genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, bu şeyde, bu sizin oturduğunuz koltukta oturduğu zaman Cumhuriyet Gazetesi'nden 8 kişinin 7 Eylül günü, toplantı günü, Aydın Engin'in ve Orhan Erinç'in imzasıyla ekaliyet anlaşması yapıldı. İkale. Bozma İkale. Diyelim Türkçesini. Bozma anlaşması. Karşılıklı işçiyle işverenin karşılıklı bozma. Bozma anlaşması. Bu isimler Murat Sabuncu, Bülent Ozdağ, Faruk Eren, Musa Kart, Güray Öz, Önder Çelik, Bülent Utku ve Ayşe Yıldırım. Doğru mudur? Doğrudur. Ben size bir soru. Burada bu bir isimlerin içinde sizin liberal diye tasfiye biri var mı? Onu, hayır, tabii liberal de olsa bir anlaşma bu. Hayır, liberallerin hayır. De hakkını... Ama bunu şöyle sundular. Bir dakika ben onu... Liberaller buyurun. Cumhuriyet'ten 2 milyon lira istiyor diye tamam. Sundular. Burada öyle bir şey söylemedi. Hayır hayır. Bakın Oray Yayın yazdı. Orhan Bursalı, Mine Kırıkkanat gibi yazar arkadaşlarımız da okuyun gerçekleri öğrenin diye o başlıklı tamam. Yazıyı paylaştılar. Burada söylemedi. Aykut Küçükkaya ile ben sordum ne düşünüyorsun? Ben dedi bir yolsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Yapılan anlaşmayla birlikte bir de yapılan anlaşma şey vakıf günü yapılıyor. Yani vakıfın elden gideceği anlaşılmış o gün yapılmış anlaşma. Anlaşmayı yapan kim? Eski yönetim. Yapan kim? Aydın Engin ve şey. Doğru mudur? Orhan Erinç. Çünkü yönetim kurulu üyesi evet. Onlar. Bana söylediği şey şu Aykut Küçükkaya'nın. Arada bir küçük rakamsal ihtilaf olduğunu düşünüyoruz dedi. Dolayısıyla bu konuşulacak. Yalnız mesela çok ilginç bir şey var. Bu benim dikkatimi çekti. Bunu bir yazıda gördüm ben bunu. Bunun üzerine de konuştum. Şimdi sizin daha önce de karşılıklı anlaşma yaptığınız şeyler var. Çalışanlar var. Mesela bilim teknikteki anlaşma yaptığınız insanlara 10 ay taksitle ödeme yapmışsınız. Çok miktarına göre, o günkü ödeme hayır, koşullarına şunu göre istiyorum. 3 ay var, 6 ay var, 8 ay var, 10 ay var. Şuraya tabii. Geleceğim. Bugün de aynı şeyler yapılabilir. Yapılmış geçen hafta. Peki ne yapılmış? Ben size söyleyeyim. Bir dakika. Geçen hafta yapılmış ve insanlar geçen hafta yapılan anlaşmalar sonucunda da karşılıklı sıkışıp anlaşmışlar. Dolayısıyla o konuda da hani bu, peki aynı anlaşmanın yapılması bir sakınca var peki, mı? Peki yapılmış işte aynı anlaşma yapılmış bu 8 arkadaşımızla. Fakat 7 Eylül tarihinde bu anlaşmayı yaptı ya eski yönetim. Çünkü onlar bir hafta sonra devraldılar şirketi. Evet. Şimdi peki bu arkadaşlarımıza şöyle bir haksızlık yaptılar. Size bunu söylemişler.
burada bir yolsuzluk yok. Sadece bize göre %10 civarında bir... %10, %20 bir ihtilaf var. Aslında daha az, onu söyleyeyim. Olabilir. Hayır, daha az dediğim, burada hak ettiklerinden daha az var bozma sözleşmesinde. O da olabilir. Heh. Ama bu onu söyleyeyim bir, size. Bakın orada, o dönemin bir, yöneticisi bakın, benim. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir... Ama şunu yapmışlar. Bakın Enver Bey, size bir şey söylüyorlar. Bir de yapılan işlem var. Söylem değil. Bu 8 arkadaşımızın iş sözleşmelerini o gün 7 Eylül itibariyle ahlaka ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan tazminatsız feshetmişler. Bunu da SGK'ya bildirmişler. O mahkemelik oldu o konu. Onu SGK'ya böyle bildirmişler iş sözleşmesi tamam, fesini. Bunu o ne demektir biliyor musunuz? Oradaki hala çalışan namuslu arkadaşlara seslenmek istiyorum. O madde hırsızlık, cinsel taciz, iş yerinde çalışan diğer insanlara küfretmek falan gibi çok ağır bir maddedir. Ancak o zaman insanların tazminatsız feshedebilirsiniz. Bu maddeye dayanarak Cumhuriyet'e yıllarını vermiş Musa Kart gibi, Güray Öz gibi insanların sözleşmesini feshetmek bir ahlaki sorundur. Göreceğiz. Yarın kendi başlarına gelebilir. Buna şiddetle itiraz etsinler. Bu Cumhuriyet'in sırtında büyük bir ahlaki kamburdur. Bunu göreceğiz. Önümüzdeki günlerde ben de takipçisi olacağım. Yalnız şunu söyleyeyim, Aykut Küçükkaya'nın hakkını yemek istemem. 15 kişiyle geçen hafta bir anlaşma yapmış ve 800 bin lira gibi Cumhuriyet için büyük bir para ödeme garantisi vermişler. Emeğe saygılıyım ben dedi ve bunu yapacağız. Onu da göreceğiz. Ben yayını yavaş yavaş toparlayacağım. Cumhuriyet için büyük bir para değil Enver Bey. Hayır, bakın, Türkiye'nin bugün koşullarından söz ediyorum. Cumhuriyet yani son 3 yıldır kendi ayakları üzerinde bütün ambargolara, baskılara rağmen... durmasını bilançolardan söz ediyorum. O konuyu girerseniz o konuda benimle ilgili satılmazların satılmış olması var. Yani neyi satmışız Enver Bey? Mal varlıkları. Ya Allah'ınızı severseniz buyurun. Ama ona girmeyelim. Ama girmeyeceğiniz dediğiniz şeyin belgesi diye. Burada. Hayır, şu şeyi satmadınız mı siz? Ankara'daki Cumhuriyet Kim binası. Aldı o büroyu? Yılların birikimi miydi? O büro biliyor musunuz? 2015 sonunda. Alan bu arada Aydın Doğan. Hayır, o büro eskiden kalan neyse, bir şey yani değil. Ben onu ama yapmıyorum. Bilmediğiniz bir konu. Hayır, eskiden bakın kalan... o büro 2015 sonunda Cumhuriyet Gazetesi'nin oldu. Kim aldı? 5 yıl boyunca biz aldık. Tabii siz kimsiniz? Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Gün Haber Ajansı yönetimi. Tamam onu diyorum ben. Aldığı bir şeyin taksidi bitince tamam, kârın, sattı. Kârın nedeni bu. Orada da bir sürü mahkemelikler var. Ben onlara girmek istemiyorum. Çünkü... Bakın yolsuzlukla işte... Yolsuzluk demedim ben. Peki satışlarla ilgili etmişim. De biz... Bu mahkemede yargılandı. Beraat etmişsiniz. Onu biliyorum. Beraat etmişsiniz. Onları biliyorum. Ya bizi cezalandırmak bakın, için elinden gelen bir mahkeme bile bir şey bulamadı. Ben o konulara hiç girmedim. Çünkü bunlar ticari meselelerdir. Bu her şirkette olabilir. Ama şeyin de siz söylediğiniz için bir yolsuzluk iddiası yok. Aykut Küçükkaya'ya ben sordum. Dolayısıyla hani olsaydı... Yani o sosyal medyadan falan paylaştıkları kasayı boşalttılar iddiasını geri almışlar. Kasayı boşalttılar iddiasını geri aldılar mı bilemem. Yolsuzluk ayrı şey... İsraf ayrı şey, onu bilemem. Bakın ben kimse söylemediği şeyi yapamam. Şimdi şöyle bir şey var. Burası bir televizyon kanalı. Öyle de yoğurt yiyebilirsiniz, böyle de yoğurt yiyebilirsiniz. Birinde çok para harcarsınız, birinde soyarsınız. Arada fark var. Çok para harcamakla soymak arasında fark var. Evet, ben size rakam söylüyorum. Cumhuriyet Gazetesi bunu artık 2016'dan beri kar eden bir kuruluş. Onlar da diyorlar ki satılmazları satıldı. Bu bir ihtilaf. Bence buna girmeyelim. Çünkü bu seyirciyi izlendiren bir konu değil. Ama bizi çok dava ilgilendiriyor. Sizi ilgilendirebilir. Dava seyirciyi ilgilendirir. Ben 92 yılında bu şirketin kuruluşunda vardım. Bu şirket sürekli zarar eden bir şirketti bu gazete. 2016'dan beri kar eden bir şirket. 30 Haziran 2018 bilançolarına göre de 1 milyon 300 bin lira geliri fazla şimdi, giderinden olan bir şirket devredildi. Peki şimdi son 3 dakikada ben sizden bir şey rica edeceğim. Bu da benimle ilgili, sizinle ilgili. Bunu lütfen... Buradan da kayıt altına alalım. Demin reklam arasında da rica ettim. Varsa da eleştirinizi burada yapın, şeffaf olsun. Sayın Akın Atalay, bana telefon açtığınız andan ya da ben size açmamı gerektiren Ayşenur Aslan aramıştı. Andan itibaren size herhangi bir kabalığım oldu mu? Hayır. Hiç. Bu yayın sırasında herhangi bir şekilde söz verip de aydınlatmaya çalıştığımız yerlerde süremiz 45 dakika olduğu halde 2 saate geldi. Bu konuda bir şikayetiniz var mı? Hayır, yok. Size karşı... Etik bir sorun yaratacak bir tutum takındı mı? Peki benim gazetecilik ahlakımdan bir kuşkunuz var mı? Hayır. Peki bu yayından memnun musunuz? Memnunum tabii ama işte bazı şeyler eksik kalmış olabilir. Ama o her yayında siz gazetecisiniz. Ya gazeteciyim tabii o nedenle söylüyorum. Bunu etik bir problem olarak söylemiyorum. Söylemiyorsunuz. Bazı sözlerime kesilmiş olabilir o gazetecilik. Kasıt kıvırıyor musunuz? Hayır. Peki burada benim...
tarafsızlığıma inanarak geldiğinizi söylüyor musunuz? Bu benim için önemli. Bu konuda diyorum. Bu yayıncılık ahlakı olarak. Çünkü vallahi ben gazeteli yazarıyım. Vallahi benim karşıma çıkacak biri olsaydı daha memnun olurdum. O ayrı. Onu da teklif ederiz. Yani... O ayrı. Ha. Şu bağlamda söylüyorum. İkimizin arasında şöyle bir... Hayır. Sizinle aramızda hiçbir problem yok. Siz objektif televizyonculuk yapmaya çalıştınız. Benim açımdan da bunu şey yapacak, tekzip edecek hiçbir gelişme olmadı. Son bir şey daha sormak istiyorum. Ben de kendimi canlı yayında garanti altına alıyorum ki. Çünkü Akın Atalay'la ilgili burada. Siz bana, Enver Bey, siz Cumhuriyet yazarısınız. Ekrana çıkma halinde sizi zor duruma düşürebiliriz. Dolayısıyla yayını yapmasanız da ben anlayışla karşılarım dediniz mi? Dedim. Zaten onun için ilk önce sizi o nedenle... Sizi değil başka bir arkadaşımızı aradığımı söyledim. Tamam. Yani buralarda bir ihtilafımız yok. Hayır, çünkü yok. Yarın hepimiz yaşayacağız. Cumhuriyet Gazetesi bizden fazla yaşayacak. Onun için söyledim. Tabii inşallah. Umuyorum. Daha çok satacak. Sadece şu ahlaki kamburlardan arınmasını isterim Cumhuriyet Gazetesi'nin. Benim bir iddiam yok Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili. Siz bir daha Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili iddiam yok diyorsunuz. Benim kendi adıma Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili hiçbir iddiam yok. Bunları dile getirme sebebim, yarın oy birliğiyle, imzayla çağırsalar gitmem. Artık o defteri kapattım. Çünkü ben orayı yürütebilecek bir dolu genç insan, iyi insan olduğunu biliyorum gazete içinde. Tek derdim, bahsedildi, ismi geçen insanların geliş yöntemindeki ahlaki sorun giderilmeli. Oranın sırtında ahlaki kamburlardan arınmalı olacağız. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugünkü yayını gazetecilik Türkiye'yi ne kadar ilgilendirir, iç meseleler o ayrı ama Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'yi ilgilendirir. Cumhuriyet Gazetesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunus Nadi'ye kurdurttuğu, oradan Nadir Nadi'ye geçen ve nihayetinde İlhan Selçuk'la son biçimini alan bir gazetedir. Cumhuriyet Gazetesi'nde ben yazarım, Ahmet yazar, Mehmet yazar, bunlar gelir geçer ama Cumhuriyet Gazetesi laik, demokratik cumhuriyetin teminatıdır. Bu konuda da Sayın Atalay'la birlikte biz hemfikiriz. Önümüzdeki dönemde öyle olur, böyle bu ayrı mesele. Cumhuriyet Gazetesi... Bir ekmek bir cumhuriyet eskiden de Uğur Mumcu'nun izinden de hepimiz dönüp ona bakıyoruz. Bu ilke bağlamında bakıyorum. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nin yazıyorum. 11 sene önce davet aldığım yere bugün kısmet oldu. Devam ettik. Sayın Atalay'a teşekkür ediyorum. Gazetecilik ilkeleri gereği Sayın Atalay da dahil olmak üzere herhangi bir cevap hakkı kullanmak isteyen insana her zaman ayrıntılarda ben cevap hakkını vermeye devam edeceğim. Sayın Balbay kullandı bugün cevap hakkını. Onun da altını çiziyorum. Adı geçen herkesin, ayrıca Sayın Atalay'ın yanında yer alan ya da karşısında yer alanların da meslek ahlakı gereği cevap hakkına saygı duyacağız. Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi önemli bir gazetedir. Son bir cümle kurarak bitirmek istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ne geçmiş dönemde ne bu dönemde hiç kimsenin terörist olduğuna inanmak benim aklımın uzağından bile geçmez. Laik, demokratik, özgür bir Cumhuriyet Gazetesi Türkiye Cumhuriyeti'nin de teminatıdır. Uzun süren program için Akın Bey'e teşekkür ediyorum. Hepinize de ben teşekkür ediyorum bu olanağı tanıdığınız için. İyi günler diliyorum.